AK Parti Aydın Milletvekili Semiha Övünç, Merkez İlçe Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmayla AK Parti'nin halkın içinden gelen bir iktidar olduğunu söyledi. Övünç, öncelikle yaklaşan yerel seçimler öncesi Aydın'da vaatlerin gerçekleşmediğini gördüklerini, bu vaatlerin yerine getirilmemesinin hesabını sormanın hakları olduğunu ifade etti. Övünç, Aydın'da halkın artık gerçekleri göreceğini söyledi. Biliyorsunuz önümüzde yerel seçimler olacak. Biz şimdiden özürlülerimizin engelsiz şehirlerde yaşaması yönünde planlarımızı, projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunu bir kural haline getirdik. Ama inşallah Aydın şehrinin tamamında büyük şehir olduğu için Aydın'ın tamamında belediyecilik hizmetleri de engelli vatandaşlarımız için engelsiz şehirleri kurmak, gerçekleştirmek bize nasip olacak. Aydın'da seçimler öncesinde vaatlerinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Bunları birer birer kendilerine iade edeceğiz ve hesabını soracağız. Siz şunları yapmak istedik dediniz ve o istediniz, yapmadınız. Bunları yapacağız dediniz de yapmadınız. Değil mi? Buna hakkımız var. CHP Aydın Milletvekili Osman Aydın'ın sözlerini hatırlatan Öğüş, ancak halkın istediğinin olacağını belirtti. Cemil bir CHP'li milletvekili diyor ki ne güzel eskiden ara sıra derbe olurdu, bu hükümetten başka türlü kurtuluş yok diyor. Şimdi bakın sizin gibi beyzadelerin iradesiyle olacak işler değil bu. Benim Mehmet amcamın, Hasan dayımın, Fevziye yengemin, Ayşegül ablamın ne istiyorsa onun istediği olacak. Değil mi? Halkın içinde halka ait olan bir iktidar var. Halkın içinden gelen. Ben Semiha Üyüş olarak AK Parti kuruluncaya kadar Aydın'da adliyenin karşısında bürosu olan bir avukattım. Onların yönetimleri karşısında memleket elden gidiyor. Bu işlere bir el atmak lazım. Biz sahip çıkalım. Bunun savaşını verelim. Neye pahalısına olursa olsun dedik de çıktık yola. Rabbim bugünlere kadar getirdi elhamdülillah. Ama şimdi biz bu kadar özene bezene gecemizi gündüzümüze katarak gerçekleştirdiğimiz şu memleket havasını böyle onların hülyalarına teslim eder miyiz? Bunun mücadelesini yapacağız elbette vatandaşımıza. Gelecekteki planlarımızı, projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Hedeflerimizi o koymaya devam edeceğiz. Zaten vatandaşımız bizi niye tercih ediyor? Bir ufuk görüyor da o sayede. Ufuk görse başkasına da rağbet eder. Ama onların bir dediklerine uymaz. Bugün şurada şunu söylerler, ertesi gün kendilerini yalanlarlar. Ya da kendilerinin hangi kategoride olduklarını şaşırıp gittikleri ülkelerde sizinle arkadaşız, kardeşiz derler. Sonra da döner, ha öyle değilmiş, yokmuşuz. Biz aynı sosyal internasyonelde değilmişiz diyebilirler. Değil mi? Bunun gibi Allah şaşırtmasın. Biz şimdi Türkiye olarak doğru bir yolda, doğru bir minval üzerindeyiz. Allah hepimize akıl, fikir, güç, kuvvet versin, yanıltıp şaşırtmasın. Bu milletin tüyü bitmemiş evlatlarının vebalini üzerimizde hissediyoruz biz. Bu gayretlerle çalışıyoruz. Bakın biz millet 3 milletvekili olarak pazartesi akşamı Ankara'ya gidiyoruz. Perşembe gece Aydın'a dönüyoruz ki 4 günü, haftanın 4 günü Aydın'da vatandaşlarımızla kol kola, yan yana onların dertleriyle dertlenelim, ihtiyaçlarıyla neyse giderelim diye çalışıyoruz. Bugün mesela katıldığım İŞGÜDER adında bir işçi güvenliği derneğinin İzmir'de merkezi. Kadınları sargıyla sardırarak tedavi ettik diyorlar. İnsanların yaralarını derinleştirerek, daha hasta ederek. Sağlık Bakanlığı'nın evde bakım hizmetleri var. Sağlık Bakanlığımızın evde bakım hizmetleri var. Her kim istese bu hizmetten faydalanabilir. Şehir merkezinde olsun, köylerimizde olsun bunun hiçbir önemi yok, ayrıcalığı da yok. Herkes Sağlık Bakanlığı'nın
Evde bakım hizmetlerinden faydalanabilir. İsterse yataklı tedavi alır, isterse ayaktan tedavi alır. Sağlık kurumlarımızda da nereye isterse oradan gidip hizmet alabilir. Değil mi? Böyle bir imkan varken insanlarımızın sağlığıyla oynayacak iş yapıyor görüntüleri içerisinde bazı belediye yönetimleri. Teşekkür ederim. Efendim ben tabii kendim gördüğüm için sizlere belki aktarmakta eksik kalıyorum. İnşallah il danışma meclis toplantımızda o görüntüleri tekrar veririz. Kocaeli örneğine tümüyle döndüler.